Evet efendim, herkese iyi pazarlar diliyorum. Ben İsmail Yolcu. Ülkenin en çok izlenen eğitim programındasınız. Genç Vizyon'dasınız ve beklenen gün nihayet geldi. YKS 2022 maratonu sona erdi. 3 milyon 243 bin öğrenci ve aileleri artık sona doğru bugün yaklaştılar. Tabii bitti mi, bitmedi. Ne başlıyor efendim? Tercihler başlıyor. Sınavları konuştuk ama asıl gündem her zaman olduğu gibi üniversite tercihleri olacak. Eğitimci yazar, araştırmacı yazar, Aferin Türkiye'nin İsmail, bonus aferin. hocası Süleyman Belidoğlu ile birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Değerli hocamla dünü ve bugünü YKS maratonunu değerlendiriyor olacağız. Bunun dışında efendim sizler de bizlere Instagram bonus hocadan az önceki paylaştığımız son gönderinin altına YKS 2022 ile ilgili sorularınızı, değerlendirmelerinizi iletebilirsiniz. Ben sizler adına değerli hocama iletiyor olacağım. Instagram bonus hoca. Şu andan itibaren sorularınızı oradan almaya başlıyorum diyorum ve özlenen tablo Süleyman Belidoğlu hocamın önünde sayfalar artmaya başladı. Tercih dönemi biz herhalde buraya kadar Tabii bekliyoruz hocam dokümanları. İsmail, biliyorsun veriye dayalı Tabii biz her zaman. konuşuyoruz. Tabii tercih döneminde verinin ne olduğunu bilmeyen ve bu yorumlamayı yani ekstrapolite edilebilirlik dediğimiz bizim bir takım veriye bakarak ileriye yönelik bir yorum yapabilmeyi bilmeyenler. Ya işte böyle konuştu dediğimizde şuydu da buydu da. Şimdi bütün bunları bir yana bırakırsak İsmail Yolcu, sen bir şey soracaktın, ben oradan Yani devam etmeyeyim. şöyle hocam, şimdi sevgili öğrencilerimiz ve aileleri büyük bir merakla ve heyecanla tabii ki Genç Vizyon'u bekliyorlar. Biz sırasıyla dünkü TYT'den başlayalım hocam. Bu sabahki AYT, iyi de konuşalım. Zaten dil sınavı tek başına kendi içerisinde çok ayrı bir sınav. Dil öğrencilerine de yine uyarılarımızı, önerilerimizi yapalım. Sizden ricam, dünkü TYT'yi öğrenciler nasıl algılamalı hocam? Şimdi öğrencinin söylediğine bakarsanız, yani çocuk bu sınav benim için daha kolay bir sınavdı sözü yaygın olarak söyleniyor. Yani geçen seneye göre daha çocuklar rahat bir sınav gelmiş TYT. Tabii 2022 ortalamaları Temmuz'un 20'sinde açıklandığında bu gerçekten böyle mi? O zaman Onu göreceğiz. göreceğiz. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Çocuk zordu bu sene sorular diyorsa zor çıkmıyor. Yani hep aynı seviyede çıkıyor. Kolaydı diyorsa hakikaten birazcık ortalamalarda yükselme olabiliyor. Fakat orada bir şeye de dikkat etmek lazım. Çocukların bu kolaydı demesine rağmen TYT'de aslında Ahmet Hançerlioğulları hocamızın sıklıkla dile getirdiği bu meslek lisesi öğrencilerinin katılımının fazla olmasından dolayı veya üniversiteyi çok olmuş memurların falan girmiş olmasından dolayı ortalama düşebilir diyor matematik ve fende başta olmak üzere. AYT'ye gelince AYT yine geçen seneye göre daha kolay. Hatta 2020 vari diye yorum yapan bölgeler de oldu. Çeşitli bölgelerle irtibat halinde olduk çünkü. Ama burada da tabii yine İsmail ortalamalara bakmamız gerekecek. Şimdi bütün bunlardan ne çıkıyor? Eğer bu sınavın her ikisi de gerçekten kolay idiyse, o zaman öğrenci, mesela şöyle anlatayım. Geçen sene 160 netle, rastgele söylüyorum bunu, diyelim ki 22 bininci olduysa, 165 yapayım daha mantıklı olur. Bu yıl 165 netle 35 bininci olabilir. Ya eğer öğrencinin dediği doğruysa, biz böyle olacak demiyoruz. Böyle bir şey yok. Örnek bizimki. Tabii elimizde veri yok şu anda zaten. Yani veriye dayalı konuştuğumuz için. Peki bu tabii ki üniversite ve bölüm sıralamalarını etkiler mi? Soruların zorluğu, kolaylığı hiç etkilemez. Bu başka bir şey bu. Yani o yıl talep edenlere göre net artar, şey sıralama yükselir ya da azalır. O ilki talep edenlere bağlı. Onları ayrıca zaten konuşacağız. Evet. Sevgili Ahmet Hançerlioğulları hocamız TYT 2022 ile ilgili Analiz, görüşlerini evet. iletmiş. Hemen bir genel değerlendirme. Biz birçok eğitimci dostumuzdan yine kendileri sınava giren öğretmenlerden aldığımız ortak paylaşımları yapıyoruz. Ama Ahmet hocamız özel bir çalışma yapmış, sağ olsun bize de hemen paylaştı.
TYT 2022'de matematik hakkında geçmiş yılların tekrarı niteliğindeydi. Seviye zor değildi. 7 şekilli, 3 grafikli 20 tane sözel soru vardı diyor. Zorlayıcı soruya çok denk gelinmedi. Sürpriz bir soru, konu veya dağılımı yoktu. Geometride dağılım şaşırttı diye bir başlık var. Seviye ortanın üzeri, sözel soru yoktu. Silindir soruldu. 8 nesneli soru, 4'ü günlük hayatta ilgili, 4'ü de şekillerin birbiriyle uyumunu ölçen sorular. Zaman kaybettirecek sadece 2 soru vardı deniliyor. Diğerlerinin hepsini okuyayım yoksa siz... Yok yok, gerek yok İsmail, gerek yok. Burada Türkçe konularında da yine kolay deniliyor ama biz daha bugünkü az önceki yayınımızda orada iki bir anne bir babayla konuştuğumuzda her ikisinde çocuğu Türkçe'de aşırı zaman kaybettiklerini ve özellikle Türkçe nedeniyle de matematikten soru kaybettiklerini söylediler. Evet, bu tarz böyle bireysel yorumlar ya da küçük grup yorumlarına biz karşılaşmaya devam edeceğiz ama bunlar İsmail yağmurun bir damlası gibi düşünelim. Yani biz bir eğitim kurumunun içinde hocalarımızın sorduğu soru biraz seçim anketlerinden daha şeydir bu. Güvenilirdir. Daha az güvenilirdir. Daha az güvenilir. Çünkü çok lokal bilgiler bunlar. Çünkü biliyorsun geçen sene tarihin en zor soruları geldi dediklerinde, örneğin matematikten hep bunu söylüyorum, 5 net idi. Geçen seneki matematik ortalamaları. Hem AYT hem TYT'de. Şimdi böyle baktığımız zaman biz bu beyanların bize tam bir fikir vermediğini ama bir beklenti oluşturduğunu, acaba gerçekten sorular kolay mıydı? Kolay ise o zaman yüksek net düşük sıralama getirir öğrenciye. Bu bölümün sıralamasını etkilemez. Bölüm sıralamaları tercih etme oranına, tercih eden kişilerin niteliğine göre değişir. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii şöyle yapalım, zaten Instagram bonus hocadan sevgili öğrenciler ve aileler de biz de netlerini ya da sınavlarla ilgili görüşlerini iletirlerse yine burada hemen değerlendirmeye başlayalım. Hocam peki öyle ya da böyle YKS 2022'yi bitirdik. Peki şu andaki izleniminiz, önceki 30 yıllık tecrübenizle bu tip bir sınavdan sonraki tercih döneminin önemi ne kadar artar? Özgül ağırlığı nasıl olur? Şimdi İsmail, ortalamalar geldiğinde diyelim ki değişik bir ortalama çıktıysa tercih etme eğilimlerinde karambolden öne geçmeler vesaireler vesaire birçok şeyi düşündüğümüz zaman hangi yılı baz alacağız konusu, tabii bir burada sıralamayı, bir yıl önceki sıralamaya bakmak gerekiyor ya. Şimdi eğer 2020'yi andırıyorsa 2020'ye bakılır mı? Bakarsınız ama geçen sene 2021'e de bakmamız lazım. 2019'a bakar mısınız? Ona da bakarsınız. Ve orada 3 yıllık bir şeyi, sıralama dalgalanmasına baktığınızda bir sonuç elde edebilirsiniz. Peki şimdi akıllara şu soru gelebilir mi? Ya zaten ben başarı sırasıyla yapacağım. Yani sıram belli olduktan sonra ha 2021 ha 2017 diye izleyicilerin aklına bir şey gelirse. Yok, onu düşünüyorum. Şu anda biz yani netlerini yorumlamak için. Ha, sonuçlar açıklanıncaya kadar. Tabii. Netlerini tamam. Yorumlamak için. Daha onu anlatıyorum. Netlerini yorumlamak için bu 3 yıla bakabilirler. Ha sonra sıralaman geldikten sonra zaten bir İşte Ankara hukuk, işte Kırıkkale hukuk, Konya Selçuk hukuk. Bunlar zaten hangi sıralamayla almışsa onun civarından gelebiliyor. Ve biz orada bir takım sürpriz şeyleri yazabiliyoruz. Yani yüksekleri yazabiliyoruz. Şimdi değerli aileler ve sevgili öğrenciler, tercihlerde bu programları izlemeden, bize danışmadan asla tercih yapmayın. Bakın ben burada bir istatistik vereceğim size. Bu tercih döneminde bizim düşüncemizi almadan, o titizlikle, rakamlar, ÖSYM kılavuzunun iyice incelenmesi, öğrenci tepkileri, reflekslerini almadan, ki Ankara'da burada ücretsiz tercihlerimiz olacak, onun yerlerini söyleyeceğiz size. Bakın bu sene 763 bin kişi üniversitede okuyan, mezun, işte atılmış vesaire. Üniversiteyle ilişkili 763 bin kişi sınava tekrar girmiş. Peki bunun girme sebebi ne? Yanlış tercih. Başka hiçbir şey değil. Peki yanlış tercihin müsebbibi kim? Tercih yapanlar.
Bu arada öğrenciler gönderiyor netlerini. Göndersinler hocam. Ona hemen bakacağım. Tercih yapanlar. Peki siz tercihin yanlış yapıldığını nereden anlarsınız? Ölü tercih kelimesi ağzından çıkan tercih nedir bilmiyordur. Bakın, eğer sizin çok istediğiniz yerin puanı düşük diye onu alta yazar da, sizin puanınız biraz yüksek diye hiç istemediğiniz yeri üste koyarsa, alttakiler ölü tercih diye bilmem ne bir yorum yaparsa, vallahi takdir sizin. Eğer o şahsa inanırsanız o zaman lütfen ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan okulları bırakıp tekrardan sınava girmeye hazır olun. Bunlar kılavuz okumuyorlar. Ve siz bunlara dikkat edin. Evet İsmail, ben oradan alayım. Ne yapmış çocuklar hemen? Hocam bir sırayla söyleyeyim hocam. Bir saniye lütfen. Hocam merhabalar. Bu seneki sınavı 2019 sınavıyla benzetiyorum. Aynı seviyede gibi geliyor bana demiş Arda Çevik. 2019 bak. Evet. 2019 İsmail, önümde istatistikleri var. Hemen söyleyeyim size. Pelin, sevgili Bonus hocam, bu yılda yine öğrencilere yardım edecek misiniz diye soruyor. Tabii ki Ankara'dayız. Ankara'da tercih günlerimiz olacak. Ücretsiz. Sabah 08'de bir seminerimiz olacak. Arkasından birebir tercih görüşmelerine geçeceğiz. Ve sizinle bir defa değil birkaç defa görüşerek mükemmel bir tercih yapacağız. İsmail bak. Şimdi çocuğumuzun sorusu son derece güzel ve doğru. Biz yine veriye dayalı konuşalım. Mesela AYT kolay diyorlar değil mi? Ama evet. 2019'da 2021'in ortalamaları yaklaşık 5'tir. Aynı yani. Matematik bazında bakıyorum sadece. İşte fen derslerinde de yaklaşık 5. Orada da 4,5 falan aynı. TYT'ye baktığında matematik 2019'da 2021 aynı. Fende birazcık fen yüksek. Belki fen 2019'a biraz benzeyebilir ama 2020'ye de baksa olur. Yani 2019'a çok böyle bakarak şu anda bir tahmin, alternatif tahmin yapabilirsiniz. Mehmet sadece. Kılınç bu seneki mühendislik puanlarında nasıl bir eğilim olur diyor. Şimdi mühendisliklerden İsmail, bilgisayar, yapay zeka, yazılım bunlar aldı başını gidiyor zaten. Ya burada herkes de bunu... Açık ara gidiyor. Buradaki kritik nokta diğer mühendisliklerde olmadığı kadar erkek öğrencinin yanına kız öğrenciler de eşlik ederek orayı inanılmaz şekilde yükseltiyorlar. Yani bugün NASA'da bile biliyorsun çalışanların %40'ı bayan, kız öğrenciler. Yani mezun olmuşlar. Buradan bakmamız gerekiyor. Yani netlerinizi çocuklar verirken TYT'm şu, AYT'm bu diye verirseniz, ben de bu listeden okumaya çalışayım. Mesela geçen sene en son tıp TYT'de 80 net. Bakın dikkat Kars, edin. Kafkas Üniversitesi en son tıp. Bak 80 net. Şimdi sen TYT'de sorular biraz kolaydı. Bu sene 80 net eğer kolay ise. 80 net acaba aynı getiriyi getirir mi? Bakacağız. Bir dipnot. Genelde her yıl yapılan çok ilginç bir durum vardır sevgili izleyiciler. Kars tıpı anmışken, şimdi bu yıl Kars tıp altta ya. Bu yıl sınava girenler oraya yüklenecekler. Garanti almak için yükselecek. Orası yükselip Ağrı, İbrahim Çeçen'de bir alta inebilir. Evet. Yani o yer değiştirme. Çok yer değiştirme olur. O şeye son bağlı. Son sıradakilerde. Tabii, tercih edenlere, tabii. Tercih etme oranına bağlı. Mesela Kafkas tıpa toplam 57 AYT 80 TYT ile girilmiş. Aslında çok büyük. 137. 137. Bak şimdi 137 net bu sene tıp getirir mi? Eğer çok kolaysa İsmail Yolcu zorlanır. Ama bu çocuğun yazmayacağı anlamına gelmiyor. Ama gerçekten bu bir lokal analiz ise, ki öyle olma ihtimali de var. Evet 137, 135 sorular hızla geliyor ama Melisa 7. sınıf, bir de Satuk Buğra Bey sormuş, oğlu 11. sınıf. Yani bu ilki 11 ile 7, iki tane soru, seneye sınava girecek, yaz tatilinde ne yapmalıları soruyorlar. Ben de diğer soruları hemen toparlayayım. Evet, hocam, yaz tatilinde bol bol soru çözmeyin. Bir kez daha söylüyorum, dilim sürçmedi. Yaz tatilinde bol bol soru çözmeyin. Bol bol konu tekrar edin. Size bu yaz bol bol soru çöz diyene şunu söyleyeyim. Benim 9. sınıfım eksikse, 10. sınıfım eksikse, 11. sınıfta bir yığın eksikliğim varsa
gene mi bol bol soru çözeyim konu çalışmadan diye sorun bu yüzüne karşı cahil misin sen haykırışından başka bir şey değildir. Bakın böyle olabilir mi? Biz öğrenciye tavsiye ederken ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Kulağımız duymuyorsa o zaman burnumuz duysun, tırnağımız duysun. Ya bu ne kadar yanlış bir şey. Bakın 7. sınıflar 8'e geçenlerde bu yaz bol bol konu çalışın. Elbette ki her çalıştığınız konudan sonra az az böyle soruda çözmeniz gerekiyor. Evet, bunlara dikkat etmemiz lazım. Hocam mesleklerle ilgili sorular var. Az önce mühendisliği sorduk. Hocam özellikle sağlık alanındaki puan yükselmeleriyle ilgili bu yılki tercihler nasıl olur diyorlar. Şimdi İsmail, sağlık alanında tıplarda bir gerileme oldu biliyorsunuz. Yükselmeden ziyade genellikle. Zaten bu düşük netlerle girilme, sıralama şeyleri bunu gösteriyor. Burada sevgili Besim Türkoğlu evet vermemiş sıralamaları ama onları da kendisinden isteriz kaçta girildiğini. Bu arada tercih kılavuzu bozok.edu.tr tercih kılavuzu nokta bozok.edu.tr adresinden şu andan itibaren hem devlet üniversiteleri, hem vakıf üniversiteleri, hem bölümler, hem iller, hem de bölgeler bazında sevgili izleyiciler tıklayarak Bozok Üniversitesi'nin yaptığı harika bir sosyal sorumluluk projesi, oradan tercihlerinizle ilgili son 4 yılın verilerine ulaşabilirsiniz. Sevgili Recep'e de rica edeyim, yazayım hatta tercih kılavuzu nokta bozok.edu nokta tr. Ne söylersiniz hocam? Vallahi mükemmel bir çalışma, biz izledik. Gördük, bize tanıttılar. Biz de yararlanacağız bu sene. Çok detay ve de öğrencinin her şeyi aynı anda görebilmesini sağlayan bir çalışma olmuş. Bu arada hukuk fakültesi geçen sene Kırıkkale Üniversitesi 2. öğretim. Bakın dikkat edin. TYT'de 56 toplam TYT yapmış öğrenci. 37 de AYT yaparak hukuk fakültesi öğrencisi olmuş. Ankara Hukuk gibi çok ileri düzeyden bir hukukta TYT 71, AYT 52 ve bu öğrencimiz 20 matematikle Ankara Hukuk'a girmiş. Müthiş bir şey bu. Yani çok düşük bir net bu. Yani baktığın zaman o zaman biz eğer geçen seneki verileri, 2021 verilerini baz alırsak, ki ben içimden bir his, bu sınavın 2021'e daha çok benzeme ihtimalini %51 olarak görüyor. Yanılabilirim de. Yani illa böyle olacak demiyorum. Hocam, bu formattaki bir sınavla ilgili ilk sorumu soruyorum. Genelde sayısalların eşit ağırlık puanları bu tip sınavlarda daha yüksek geliyor. Evet. Peki bu durum eşit ağırlıkta, yani tıpa giremeyen bir öğrencinin hukuk seçiyor olmasını nasıl etkiler? Şimdi tıbbın iyisini tutturan bir öğrenci ya da tıbbı tutturan bir sayısal hukuku seçmiyor zaten. Ama genelde o çok büyük verilerde var. Özellikle Ankara Hukuk gibi trendi yüksek olan hukuklara sayısalcılardan da gelip yerleşenler var. Sayısalcı yazıyor ama tıbbı tutuyorsa, bilgisayarı tutuyorsa, yazılımı tutuyorsa genellikle yazmıyor. Şimdi bunlar daha çok 30 binlerdeki sayısallar. Yani eczacılık, diş hekimliği, işte fizyoterapi. Ki bu yıl 100 bine indi Baraj. Hukukla tabii ilgili. Tabii ya, onlardan çıkar. Yani ilk 25 binin içinden hukuku tercih edilebilir. Yani kazanabilir bir yere, ön sıralara yazma şeyi çok olacağını görmüyoruz. Yani bu da gözükmüyor da sistemin içinde zaten. Mesela buradan devam edeyim. Mesela bilgisayara bakıyorum şimdi. Hacettepe bilgisayarda 89... burada ODTÜ'yü niye almamış sevgili Besim Türkoğlu? Bunu neden atlamış? 89 net TYT, 66 net AYT ile Hacettepe bilgisayara girmiş. Bunun yanında mesela yine şöyle bakarsak mühendislikten, mesela mimarlık 12, mesela çok ilginçtir bu, Çukurova mimarlığı AYT'de 12 matematikle girmiş. Toplam 31 AYT netiyle Çukurova mimarlığa girmiş. TYT neti kaç peki? Çukurova, o da yaklaşık 50.
Ya baktığınız zaman geçen sene diyelim ki bu yıl sorular %10 daha kolay olduğunu varsayalım. Bir başka açıdan sevgili izleyiciler, böyle doğaçlama hocamla sohbet ediyoruz. Bu konuştuğumuz her şey olası tercih senaryolarında bir karşılaşacağınız durumlar. Örnek, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni geçen yıl, yani 2020 yılında hocam, 90 kişilik kontenjanını Türkiye genelinde toplam 1742 kişi yazmış. Geçen sene dediğin? 2020 yılının yerleştirme sonuçları. 2020. 2021, özür dilerim. 21, yani 2021 verisi bu. YÖK'ün resmi verisinde Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Kontenjan 90, yazan öğrenci sayısı 1742. Hani gelmez, yazmayayım diyenler, vazgeçenler için çok ilginç ve güzel rakamlar. Şimdi zaten İsmail, öz rakip oluşumu gerçekleşmeye başlıyor. Yani puanının civarındakiler belki 25 tercihin içerisine yani böyle %25-30 daha düşükler de yazabiliyor. Daha yüksekler de yazabiliyor. Onlar başka bölüme giriyor, evet, mesela. Mesela bizim Ankara Bilim Üniversitesi, biliyorsunuz ben de orada görev yapıyorum. 55 kişilik tam burslu hukuk için 1537 öğrenci tercihte bulunmuş. Yani her bir boş kontenjan için 28 öğrenci aday olarak yarışmış. Ankara Hukuk'ta bu sayı 564 kişi için 3720. Ankara Bilim Üniversitesi'ndeki 1'e 28 talep daha fazla tam burslu. Ankara Hukuk'a 1'e 7. İşte sınavdan önce herkes birbiriyle rakip. O bilim üniversitesinin ilk 1500'ünün içine girmek için herkes birbiriyle yarışıyor. Tercih döneminde ise işte o 1500 kişi kendi içinde yarışıyor. Burada kimin öne geçeceğini belirleyen faktörler şunlar. Senden yüksek puanlı yazmadı, sıra sende. Senden yüksek puanlı orayı yazdı ama başka bir yeri kazandı, yine sıra sende. Bak, orada işleyen sürecin böyle devam ettiğini bilmeleri gerekiyor. Yani illa senden yüksek puanlı bir kişinin yerini alabilmenin iki tane temel faktörünü bahsettim. Şimdi önümüzdeki hafta büyük verilerle de burada olacağız yine. Sorularınızı da cevaplayacağız. Belki misafirlerimiz de olacak. Tercih döneminde bize danışmadan asla ama asla tercih yapmayın. Ölü tercihçilerden şiddetle uzak durun. Diplomanızı siyah kuğu yapmak dediğimiz, yani eğer sen aklına yazılı olan, yani ben şu bölümde okuyacağım diyorsun ama o bölümün mezunu çok diyorsun. Bana mezunu az olan bir tane bölüm söyleyemezsiniz. İşte o mezunu çok olan bölümde herkes beyaz kuğudur. Sen mezun olduğun diplomaya başka bir özellik katarak yüksek lisans, çift anadal, yan dal, sertifikasyon programlarıyla başka bir vasıf katarak daha iyi noktaya gelirsin. Bunlarla ilgili konuşmalarımızı önümüzdeki hafta daha da netleştirerek sürdüreceğiz. Doğru tercih sıralamasında hocam, öğrenciler bir karma liste yapanlar var. Bir bilgisayar mühendisi yazıyor, gidiyor bir tane diş hekimliği yazıyor gibi. Bir tane de bir başka grupta diyor ki ben alt alta mı yazmalıyım yoksa karışık mı yazmalıyım diye, o liste hazırlamada neye dikkat etmeliler? Şimdi liste istek sırasıdır. İstek sıran karma ise karma yazacaksın. Yani ben önce makine mühendisliği istiyorum diyorsan blok olarak makine mühendisliğini öne alman lazım. Araya eğer daha iyi bir üniversitede makine yerine ne bileyim işte elektrik elektronik okurum, maketronik okurum diyorsan, İşte o daha iyi üniversite dediğin üniversiteden dolayı karmaya geçebilirsin. Yani o katı karma dediğimiz sistem var. Bir de daha şeffaf karma var. Yani birbirine yakın bölümlerden bir sepet oluşturma var. Sadece ard arda makinalar, elektrik, elektronikler yazma söz konusu ama istek sırası burada son derece öne çıkan bir kavram. İstek sırasına göre yapmalarında kavram var. Ben buradan okumaya devam edeyim. Mesela psikolojide geçen sene şöyle baktığımız zaman 6 tane matematik yapan kişi, Muş Alparslan, biraz daha yukarıdan vereyim. Örneğin Çukurova Üniversitesi 6 matematik yapmış, 19 Türkçe yapmış, 9 tane sosyal yapmış. Toplam 34 AYT, 56 TYT ile Çukurova Psikoloji'ye girmiş. Sınavı kazanmak kolaylaşmış herhalde ya İsmail. Hocam öyle öyle yani...
Bugün bir örnek verdim ya, Mektebi Mülkiye asırlık okul eskiden %1'lik dilimin altında alıyordu Ankara Okul'la birlikte. Şu anda 81. 91. öğrenciler geliyorlar. Hocam Instagram bonus hocaya sorular yağmaya devam ediyor. Hemen sevgili öğrencilerin sorularını ileteyim. Tabii söylüyoruz hocam. Şimdi ben bu arada... Veteriner hekimlikleri hiç konuşmuyorsunuz hocam. Lütfen demiş Didem Cansever. Şimdi, önerir misiniz veterinerliği? Elbette ki dünyanın, gıdanın yıldızlaştığı bir dünyanın içinde miyiz? Evet, gıdanın yıldızlaştığı bir dünyanın içindeyiz. O zaman veteriner hekimlikleri mutlaka yazabilirsiniz. Fakat İsmail Yolcu, artık her şey yazılımla, dijital teknolojiyle, nanoteknolojiyle birleştirildi. Şimdi sen eğer veterinerliği bitirdin, bunun gıda, yani bu gıdaların hayvanlarla ilgili vesaire kısmında rastgele öyle aklıma geldiği için söylüyorum. Piyasada seni siyah kuğu yapacak, siyah kuğu veteriner yapacak bir atraksiyona girdiğin zaman, o diplomayı desteklediğin zaman sen nadir hale gelirsin. Bakın bütün dünyada lisans diplomaları yığılmış vaziyette. Ama o lisans diplomasını dijital teknolojiye uyarlamak ve o diplomayı nadir hale getirmek için lütfen sizlerin mutlaka yan dal, çift ana dal, sertifika ve yüksek lisanslarla desteklemeniz gerekiyor. Yığılmış adeta dediniz ya, lisans diploması olanlar. Orayı destekleyen bir soru ama güzel bir bakış açısı yakalamış Melih. Bu sene sınava girenlerin sayısından dolayı lisans bölümlerinin kontenjanları ne kadar artar? Yine büyük bir yığılma olur mu? Kesinlikle kontenjanlar artacaktır. Çünkü sınava giren oranında ve tercih barajının düşmesinden dolayı. Ne dersiniz hocam kontenjan dağılımı için? Şimdi kontenjanlar artacaktır diyebilmek İsmail cesaret ister. Artacağı biraz kesin hocam. Bu kadar öğrenci sınav... Şöyle dolmuyordu zaten. Yok işte dolacağı belli ama. Herkes her yazacak. Her sene kontenjan artıyor zaten. %5, %10 da. Yani öyle bir şok artar mı? Vallahi onu bence çok... bu kadar barajsız tercih yapılan bir ortamda kesin artar. Bak, iki yıllıklar dolmuyordu. Bazı bölümler dolmuyordu zaten. Ya zaten dolmayan bölüme nerede baraj arttıracaksın, ama dolan bölümlerde kontenjan artışlarına da gidilebilir tabii ki. Onları da dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili anne babalar, netleri toplamını da yazarsanız çok seviniriz. Biz burada hızlı zamana karşı yarışıyoruz. Seren Orkun, daha önce 2 yıllık ön lisans sosyal hizmet okudun. 4 yıllık gelirse direkt 3. sınıftan başlar mıyım diye sormuşsun. Dikey geçiş sınavına girersen eğer 3. sınıftan başlarsın, ama bu tip durumlarda direkt 3. sınıftan başlamıyormuşsun gibi düşün. Hocam Muhammed Mesut, AYT'si 63, TYT'si 80. 143 neti var. Ya şimdi İsmail Yolcu, bak, öğrencimiz sayısal mı acaba? Sayısal, sayısal. 143 değil mi bu? Tabii geçen seneki verilere göre, dikkat edersen ben burada az önce tıbbı konuşmuştum. Geçen seneki verilere göre tıp ortalamasını tutturmuş. Ama gerçekten bu sorular çok kolaysa, gerçekten çok kolaysa, o zaman bu sıkıntı en tabana atar. Bak, 137 miydi en son tıbbın şeyi? Hakikaten çok çok kolaysa 143 bile tıp getirmeyebilir. Ama öğrencimizin en büyük avantajı TYT'sinin, AYT'sinin aslında iyi olması. 63 gayet iyi bir rakam. Ondan dolayı. Yani sen elbette ki tıpı istiyorsan yazabilirsin ya da yazılımı yazabilirsin. Ama işte ortalamaları beklememiz gerekiyor. İki ihtimal var. Geçen seneye göre geliyor, 2020'ye göre çok zorlanıyor. Merve Çınar, ebelik bölümü için ne diyorsunuz diye ya soruyor. Sağlıkla ilgili her bölümü, nasıl gıda tarımla ilgili her bölümü öneriyorsak, sağlıkla ilgili bölümleri de aynı şekilde önermeye devam ediyoruz. Hocam 22 yaşındayım, 5 yıldır tıp için uğraşıyorum, olmuyor diyor. Çalışma hayatım boyunca da deneyeceğim diyor bir öğrenci. Ya şimdi şöyle, eğer çalışmadan sadece tıpa girmek için yıllarını böyle harcıyorsan olmaz. Bir işe gir, çalış, ama tıp için de turlara devam et. Sinem, netlerimiz istediğimiz kadar gelmedi ama yine de tercih yapmalı mıyız diyor.
Şimdi şöyle, eğer ilk yılınsa bir yıl daha deneyebilirsin. Ya ama da istediğin yeri zaten yaz, gelirse girersin, gelmezse tabii, olmaz. Eğer sınavı tekrar ederken otur, uzun uzun bir analiz yap. Ben neden istediğim neti alamadım? Yeterince soru çözemedim diyorsan lütfen tekrar etme. Bir defa bu aşırı derecede soru çözmekle bir yere varılmadığı, evet soru çözmek çok önemlidir ama tek başına bir işe yaramadığı biliniyor. Efendim işte ben daha iyi hoca, daha iyi bir kurum bulurum diyorsan onu da geç. Ama ben yanlış çalıştım, doğru çalışma yöntemi uygulayacağım, çok farklı çalışma yöntemleri uygulayacağım, uykuma dikkat edeceğim, aktivitelerime dikkat edeceğim, eksiklerimin üzerine gideceğim, tek yöntem kullanmayacağım soru çözmek gibi diyorsan lütfen tekrar et. Bunu yapar mısın? Bilmiyorum. Sevgili dostumuz, tek kusuru Fenerbahçeli olması, sevgili Sait Gürsoy hocamız mesaj göndermiş. Diplomaların geçerlilik süresi 3-5 yıl. Diplomaları diyor sertifika veya butik diplomalarla destekleyin sevgili gençler diyor. Kendisine de Bloomberg TV'de başlayacağı programda başarılar diliyoruz sevgili Sait Gürsoy hocamıza. Evet, Sait hocam da deneyimli bir eğitimci olarak aynı şeyi söylüyor dikkat edersen İsmail. Diplomalar artık daha 3 yılı bıraksan, daha mezun olduğunda senin diğer yeterlilik ve yetkinlik alanların sorgulanıyor. Onlar soruluyor. Bütün dünyada da bu böyle. Çok yakın bir sürede muhtemelen, sadece görüşümü belirtiyorum, hiçbir yeri bağlamasın aman, bana göre 4 yıllık lisanslarda belki 3 yıla bile inecek diye bekliyorum ben. Bu kadar hızlı bilgiye açık erişimin olduğu İsmail, bir dönemde. Bakın yalnız Türkiye'de şöyle bir çıkmaz var. Yani buradan Sayın YÖK Başkanımız Erol Özvar hocamıza. Erol Özvar hocamıza lütfen kimin yüksek lisans yapacağını, hangi alanlardan, hangi alanda yüksek lisans yapılabileceğini üniversitelere bırakmayın. Bunu biz gerekirse politikacılarla da görüşerek, yani görüşlerimizi onlarla da paylaşarak, bunun bir yönetmelik olarak çıkmasını talep ediyoruz. Bakın bütün dünyada yüksek lisans yetkinlik alanı olup yetenek ve beceri alanıdır. Bu ülkede bakın sevgili Oğuz Özat, Türk PDR Derneği Başkanı'nın sayesinde dava kazandı o. Ya bu ülkede psikolojik danışmanlara klinik psikolojide yüksek lisans hakkı tanınmayan, bu ayıbı işleyen devlet ve özel vakıf üniversitesi o kadar fazlaydı ki. Ben daha ne diyeyim? Ama bunu onların keyfine bırakmayacaksınız. Mesleki kıskançlık var mı? Var. Efendim bir de onlar benim alanıma giriyor hikayesi var mı? Var. Kardeşim sen 4 yıllık eğitim aldığında o eğitimi almayandan zaten iyiysen, öbür kişi 2 yıllık yüksek lisansla senin önüne geçemez. Geçiyorsa onun yeteneği senden fazladır. Bugün yüksek lisans alan, bakın Sayın Bakan tam şurada oturdu, ne dedi? Dil ucuyla söyledi onu. Biz o gün gündemimizde değildi. Herkes her alanda yüksek lisans yapabilmelidir dedi. Onu niye dil ucuyla söyledi? Çünkü üniversiteler onun sorumluluğunda değil. Sayın Milli Eğitim Bakanımız... Aynı zamanda rektörlük yapmış bir değerli tabii, bir isim Sayın Bakan. Tabii ama kendi onu biliyor zaten. Milli Eğitim Bakanımızın o sözü çok güzeldi. Buradan Sayın Özüvar'a, YÖK Başkanımıza lütfen yüksek lisans alanlarını serbest bırakın. Bu ülkede klinik psikolojide veya başka bir alanda birisi yüksek lisans yapmak istediğinde, o alanı öğrenmek istediğinde hop sen ne mezunusun? Üniversite mezunuyum. Yok olmaz. Şundan. Buradaki kliklerin, kaygı dolu meslek gruplarının baskısından çıkılması gerekiyor. Bu ülkenin çocuklarının önünü kimse kesmesin. Sayın YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar'a da son 2 aylık önce yaptığımız çağrıyı bir kere daha yenileyelim. Sayın Bakanımızı hemen yanımızdaki koltuk bekliyor. Gençlerle ve ailelerle keşke bugün buluşsaydınız. Onlardan gelen soruları burada hep birlikte yanıtlasaydık diyoruz. Son bir defa daha Sayın YÖK Başkanımızı programımıza buradan davet etmiş olalım. Hocam o kadar çok soru var ki şimdi yine tercihlerle ilgili muhtemelen meşhur sosyal medyada bazı klikler böyle bir şeyler yazıyor ki hocam diyorlar barajın kalkması bizi etkiler mi diyor ama bu arada o öğrencinin de dünya kadar neti var. Ya çocuklar şimdi 180 puan barajını ve 150'yi alamayacak çocuk bu sınava girmiş ve diyelim ki biri 180'i alamayan 100
55 almış, 150'yi alamıyor da 135 almış. Evet. Bu seni ne ilgilendirir ya? Yani bu tercih barajının kalkması sevgili öğrenciler, öğrencilere 180 puan vermedi. Sadece tercih etme hakkını verdi. Tabii. Yani onların minimum puanı 180 değil. Her anne baba, bakın uluslararası bir araştırmayı paylaşıyorum. Dünyada, sosyal medyada terör örgütlerinin en çok cirit attığı ülke Türkiye'ymiş. Bakın bunlar öğrencinin asabını bozmak, şirazesini kaydırmak için yapılıyor. Çocuklar buradan çıkın artık. Öyle bir şey yok zaten. Şimdi evet İsmail oradan... Maide Nur Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl psikoloji için yığılma olur mu diyor hocam? Psikoloji için hiçbir yerde yığılma olmaz. Böyle bir şey beklemeyin. Ya normal bir tercih standartıyla gelirler. Geçen... Ama her zaman hukuktan sonra yine PDR ile birlikte çokça tercih edilen iş sağlık bölümü. İsmail Yolcu bak biz tercih döneminde tekrar ediyorum tercih döneminde not alın lütfen. Ankara'dayız. Ankara'da tercihlerinize ücretsiz yardımcı olacağız. Not alın, sınav sonuçlarının belli olduğu gün bir merkezde bu tercihlere yardımcı olacağız sizlere. Onu açıklayacağız sonra ve bizimle tercih yapın lütfen. Tercihlerinizi yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlar çok önemli. Evet. Sündüz gayrimenkul bölümü yazmak istiyor diyor oğlu Sündüz Hanım'ın. Hocam hem gayrimenkul 2 yıllık ön lisans hem de diğer ön lisanslarla ilgili sizden görüşlerinizi alalım. Şimdi İsmail güzel bir soru. Bu 2 yıllıklar artık yetkinlik alanları, yetkinlik belgeleriyle, sertifika programlarıyla son derece ama son derece piyasada iş fırsatı yakalayabiliyorlar. Bakın ben burada 1-2 yıllık bilgisayar mezunu olan bir çocuğun babasıyla karşılaştım. Daha bir hafta önce. Çocuk ne yapıyor dedim. Az ücret verdikleri için çalışmıyor dedi. Kaç yıldır çalışmıyor dedim. 4 yıldır. Babasından aldığı harçlığı kullanıyor. Hocam. Bakın en alttan başlamazsanız en üstü göremezsiniz. Büyük yürüyüşler küçük adımlarla başlar. İşte o küçük adım bir işe girip oradan tutunup arkasından kendini ispat ederek kendini niteliğini belgeleyerek ilerlemene yol açar. Eskiden şöyle bir bakış açısı vardı sevgili izleyiciler tercih döneminde. Şehir dışında çocuğum okuyana kadar işte biz Ankara'da yayın yapıyoruz. Ankara'ya örnek veriyorum. Şehir dışına gidip de orada okuyacağına evladım Ankara'da %50 burslu okusun diyorduk ama şu anda ekonomik konjonktürde bu %50 değil ama %60-70'i görüyorsa eğer Ankara veya bulunduğu şehirdeki vakıf üniversiteleri kesinlikle tercih ederler. Çünkü hem barınma hem ulaşım giderleri yine Kıbrıs için ve diğer şehirler için çok önemli şekilde yükseldiği için bence bulunduğu coğrafyada, bulunduğu şehirde tercih yapma oranı daha da artacak. Vallahi şimdi diye ben bir görüş belirtiyorum. Kıbrıs'ta görev yapıyorum Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İsmail Yolcu. Sen Ankara Bilim Üniversitesi. Sen evet burada şeye dikkat et bir defa. Yani başka bir şehre gittiğinde orada hangi kirayla karşılaşacaksın? Kıbrıs'ta bu böyle değil. Kıbrıs bugün bulunduğun şehirden başka bir şehre gittiğindekine benzemiyor. Orada daha ucuz bu kiralar falan. Onun için orada iyi değerlendirilmesi gerekiyor bunların tabii. Hocam bolca soru geliyor. Nokta atış sorular da var. İktisadi idari bilimlerde gelecek görüyor mu diyor bir öğrenci. Şimdi sizinle. Çocuklar geleceği kendinizde göreceksiniz. O geleceğin insanı dediğimiz olaya dikkat edin. Eğer siz İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitirdiniz, biz haftaya neyi okursanız, neyde yüksek lisans yaparsanız daha iyi yere gelirsiniz konusuna geleceğiz. Ona bu haftadan dalmadık hemen. Eğer siz bilgi güvenliği teknolojisi, bulut bilişim, çok saymayacağım bakın. Sadece bunun ikisinden herhangi birinde bir yetkinlik belgesi alın. Varsa yüksek lisans yapın. Diplomanız kapış kapış gider. Sevgili öğrenciler, bakın burada yaşlı düşünen, bitmiş, tükenmiş, enerjisi bitmiş insanlardan bilgi almayın lütfen. Efendim onun mezunu çok, bunun mezunu çok, şunun mezunu çok. Neyin mezunu azmış? Lütfen kağıdı verin eline kalemi. Yaz bakalım neyin mezunu azmış diye. Doktora gidiyorsunuz, hasta çok vallahi diyor. Herkes hasta diyor. Ben sana bir şey yapamam. Bunun gibi düşünün. Mezunu çok. Tamam da içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde
bir diplomayı mezunu çok, yani beyaz kuğudan siyah kuğa çevirmenin yolunun ilgili alanda yüksek lisans yapmak olduğunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Zehra, her sorunun katsayısı aynı mı olur diyor hocam. Katsayılara belli zaten. Standart sapması. Standart sapmasını soruyor. Standart sapma farklı olur. Zaten her zaman için öyle olur. Didem, Gazi Üniversitesi mühendislikleri hakkında yorum yapar mısınız diyor. Tavsiye eder İsmail, misiniz? İsmail, Gazi Üniversitesi bayağı bir yol aldı. Ben şahsen tavsiye ederim. Eğitim fakültesiyle hep adından söz ettirir eğitim Türkiye'de. Fakültesi, ama onların mimarlık, mühendi, bilgisayarlar da çok iyi. Eğitimi gerçekten çok çok öndeydi tabii, ama mühendislikte de siz öneriyorsunuz. O da iyi. Kesinlikle. Gazi Üniversitesi çok yol aldı çocuklar. Yani gerçekten tercih döneminde iyi incelemenizi tavsiye ederim. Tabii işletme bölümlerine, örneğin İsmail, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yani -0.25 netle girilmiş. Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü, bunu biliyorsunuz siz. Değil mi? Şahitsiniz, seminerimde de kullandım. Ankara Üniversitesi Fizik Bölümüne 2021 yılında giren 41. öğrenci -1 fizik netiyle girdi. Şu anda da oranın öğrencisi. Yine Yozgat Bozok Üniversitesi'ne örnek verelim, sıcak örnek. Eğitim fakültesinde sevgili izleyiciler, sınıf öğretmenliği 2020 girişte Yozgat Bozok Üniversitesi'nin YKS'deki puanını söylüyorum size hemen şuradan. Sınıf öğretmenliğine 2685 kişi girmiş, başvurmuş. Eğitim fakültesi Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 347 puanla yerleşmiş YKS'de. 9 Eylül, Gazi, Akdeniz, Ankara Üniversitesi hepsi 30 puan, 40 puan civarında, Yozgat Bozok'tan daha yüksek. Dikkat edin bu rakama. YKS'de 35-40 puan daha yüksek puanla girilen üniversitelerden değil ama Yozgat Bozok Üniversitesi'nin KPSS başarı ortalaması 74.21, diğer bütün üniversitelerden daha yüksek oranda KPSS'de başarı elde etmişler. Güzel, bu neyi gösteriyor sevgili izleyiciler? Hem oradaki eğitimin kalitesini, hem nitelikli akademisyenin göstergesini. O yüzden lütfen tercihlerinizde sadece ve sadece binalara, şehirlere değil, akademik kadroya ve oranın bütün verileri yine YÖK Atlas'ta var. YÖK Atlas'taki o KPSS puanları vesaire, her şeyi inceleyebilirsiniz. Tabii burada KPSS'si düşük gelen okullar da sorumlu değil şimdi burada da. Böyle ama bir sonuçta öğrenci kalitesi hocam belli zaten. Ya evet, orada önemli almış olan kendi alanından giriyor yalnız. Hani sınıf öğretmenine alan bilgisi sormuşlar. Tabii tabii, alan ortalaması. Bilgisinin iyi olduğunun kanıtı, çocuğun tabii da ciddiye alıp çalıştığının da kanıtı yalnız. Bazı öğrenciler iyi bir okulu kazanıp o okulu Söğüt gölgesi gibi kullanıyorlar. Mesela bunu Boğaziçi, ODTÜ'de biz çok görüyoruz bazı öğrencilerde. Çocuk tamam Söğüt gölgesi gibi kullanıyor. Rahat bir öğrencilik yaşıyor. Sonra da işsiz kalıyor. Tabii şimdi bu kadar düşük bir matematik netiyle, yani hemen hemen eksi çeyreğe düşmüş bir matematikle işletme yapılır mı? Matematiği öğrenmezse yapılmaz. Yani buna biz özellikle dikkat edelim yine. Şimdi buradan şöyle hocam, siz oradan kritiklerime ön, devam ön edeyim. Ön lisansla ilgili çok soru geliyor hocam. Ben bize de neleri önümde bu yıl almadım ön lisans soruları. Yok, tavsiye eder misiniz, bir daha mı girelim diyorlar, ön lisans okuyalım mı yoksa bakın, bir daha mı hazırlanalım? Sağlıkla ilgili ön lisanslar, daha ondan daha öncesi de teknolojiyle ilgili ön lisansları ben mühendislik kadar önemsiyorum. Bakın bunu bitirirseniz dikey geçiş yaparsınız falan da demiyorum, o bir macera. Şimdi oradan çıktık. Yapabilir de. Onu yapan da yapar. Ama siz buradan mezun olduktan sonra yetkinliklerinizi arttıracak sertifikasyon programlarına katılırsanız, yetkinliklerinizi arttıracak alanlarda yeni yeni bilgi donanımlarına sahip olursanız, sabırlı ve sebatlı olursanız, sizin bir mühendisten farkınız olmaz. Hızlanıyorum hocam. Diyetisyenlik için ne dersiniz diyor bir öğrenci. Evet, beslenme ve diyetisyenlik bölümü elbette ki önemli bir bölüm. Hastanelerde de istihdam ediliyorlar. Kendi kliniklerini de açıyorlar. Son dönemde daha çok tekil olarak, şahsi olarak girişim. Tabii ama gene orada şimdi sen diyetisyenliği bitirdin, beyaz kuğusun. Peki bunu sen nasıl
siyah kuğu haline getirebilirsin. Mesela gıda ile ilgili bir bölümde, gıda teknolojisiyle ilgili bir bölümde, yani gıda mühendisliği bölümünün herhangi bir alanında yüksek lisans yaptığında ya da sen okurken gelişebilecek daha bir başka alanda yüksek lisans yaptığında ne oluyor? Siyah kuğu oluyorsun. Şimdi bu siyah kuğuların önündeki engel ne? Efendim bilmem ne bölümünün başkanı üniversitede o bize uygun değil. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz ya? Neredeyse lise mezununa yüksek lisans yaptıracaklar Batı'da ya. Neredeyse ona yaptıracaklar. Esra Denizler, moleküler biyoloji ve genetik bölümünün geleceği hakkında ve bölüm hakkında hocamızdan görüş istiyoruz şimdi diyorlar. Şimdi İsmail, moleküler biyoloji ve genetiğin üstüne oturmuş bütün dünya. Ama Türkiye'de bununla ilgili şu anda altyapı çok yok. Yani moleküler biyoloji ve genetik için sizin gerçekten o yaptığınız alanla ilgili üniversitelerde, laboratuvarlarda çalışabileceğiniz alanlar, çalışmalar ve ödenekler henüz daha yok. Ama gelecekte ne olur onu bilmiyorum. Fakat bunlar ilaç sanayinde çalışıyor mu çalışıyor, aşı sanayinde çalışıyor mu çalışıyor, bitkilerin genetiğiyle ilgili çalışıyor mu çalışıyor, hayvanların genetiğiyle ilgili çalışıyor mu çalışıyor. Bakın bunlar aşıcıların, bak bunların içinden çıktığını biliyoruz biz. Ama bunun Türkiye'deki yatırımları şu anda çok yetersiz olduğu için hani yazabilirsiniz ama lütfen yeterlik ve yetkinliklerinizi yurt dışında eğitim alarak arttırmaya çalışın. Maalesef öğrencilerin kendini yurt dışına gidip de orada yetkinliklerini arttırmayı sivri zekalı bu sosyal medyadaki bir takım kişiler ülkeden kaçmak olarak yorumluyor. Ama bu çocuklar gidecek Kanada'da, bak İsmail, genetik alanında en ciddi çalışmaların yapıldığı ülkeler Norveç, Kanada, İtalya. Buradaki bilimden yararlandıklarında inanılmaz derecede prim ederler. Ayşen Gökdemir, Anadolu Üniversitesi tarih bölümü için hocamız öneride bulunur mu diyor. Çocuklar, sözel olarak söylüyorsunuz, tarih bölümü çok keyifli bir bölümdür. Benim de ilk okuduğum üniversitelerden, fakültelerden biriydi. Okurken de büyük bir keyifle okuduk. Ha, alan değiştirdik sonuç itibarıyla, çalışma alanımızı değiştirdik ama hala aklımız o güzel tarih olaylarında da değil diyemiyorum. Tarih, İsmail, raflardan öğrenilir. Tarih bölümü kitap yazmayı, bakın ben okuduğum ilk dil, tarih, coğrafya fakültesinde kitap yazmayı, bizde seminer diye bir ders vardı. Biz orada fişleme yöntemleriyle, başlık oluşturmayla inanılmaz bir eğitim almışız. Ben bir yazarlığım benim oradan gelir zaten. Ve burada siz, onun için öneriyorum, bölümleri küçümsemeyin. Ha, öğretmen atamada sıkıntı olabilir, başka vizyonunuz varsa yazın. Perihan, gastronomi bölümü hakkında düşüncelerinizi rica ediyorum. Perihan, vallahi seneye ben de sınava gireceğim, beraber okuruz kazanırsan. Özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin gastronomi bölümünü tavsiye ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Benim de göre, bu arada İsmail Yolcu da Ankara Bilim Üniversitesi'nde. Biz bu arada hemen duyuruyu yapayım. Biz Ankara Bilim Üniversitesi olarak sevgili öğrenciler Ato Kongrezyum'da Ankara'da, Ankara'nın en merkezi yerinde ücretsiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında orada hem bölümleri, meslekleri tanıtıyor olacağız. Bir sürprizimiz daha olacak. Onu da çok kısa zaman sonra, önümüzdeki hafta açıklıyor olacağız inşallah. Bir bonus sürprizi, müjdesi veriyor olacağız inşallah. Onun dışında Ankara Maltepe Üniversitesi hocam artık Ankara'nın kalbinde, Maltepe'ye taşınıyor yeni eğitim döneminde. Bilim Üniversitesi. Ankara Bilim Üniversitesi Maltepe'de olacak. Maltepe Camii'nin hemen yanı başında. Evet, orası çok güzel bir eski yer. Bizim nostaljimiz Maltepe Pazarı. Evet, Demirtepe metro durağının hemen yanında. Evet. Çok güzel bir yere taşınıyor ama tercihler döneminde. Tercihler Ato Kongrezyum'da. Ato Kongrezyum'da. Evet, orada karışıklık olmasa. Yani o kesinleşti mi o Kongrezyum? Ben onun için isim vermeden kesinleşti, kesinleşti. Ben şimdi sizden habersiz bir şey yapmak istemedim ama şimdi Yavuz Demir Hocam birazdan bana mesaj atar. Orada olacağız. Bütün Ankara'yla ve Türkiye'yle buluşacağız, evet, evet, inşallah. Evet, o kesinleşirse biz de duyurularımızı yapalım. Bakın, o zaman söylemiş olalım. Ankara'da bir sosyal sorumluluk projemiz var. Bütün Ankaralıları, Konya, Eskişehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, bakın alın bütün Çorum. Samsun, Çorum, Çankırı, Zonguldak, Karabük. Tarihin en kalabalık buluşması İnanılmaz olacak. İnanılmaz bir tercih buluşmamız olacak. Her gün sabah 08 ile 10 arası 2 saatlik bir sunum ve arkasından soru cevap gelecek.
Sonra birebir görüşmelere geçeceğiz. Ben sizinle hani geldiniz, gördünüz, üniversiteyi tanıdınız anlamında değil bu. Arkasından bizim sıramızı beklerken bizimle görüşmek için standlardaki hocalarla meslekler hakkında bilgiler alacaksınız. Türkiye'nin en kapsamlı, en büyük tercih günü projesinde buluşmak üzere diyorum. Sınav sonuçlarının belli olduğu gün hemen kongrezyumda olacağız. Orada ve sizinle o gün başlayacağız yavaş yavaş diyorum. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarımdan da rica ettim. Onun duyurusunu inşallah yapıyor olalım hocam. Hocam şimdi sınav bitti. Bu süreci şimdi öğrenciler nasıl değerlendirsinler? Tercih öncesi son 5 dakikaya geldik. Bu önümüzdeki mesela yarından itibaren bir dinlensinler değil mi hocam? Çok ağır ve gerçekten yorucu bir süreçti. İsmail, bazen kafadaki soru işaretlerine cevap bulmak da dinlendirici olur. Öğrencilerin bu süre içerisinde hayal ettikleri bölümlerin 2020, 21, 2019 sıralamalarını bir alsınlar. Ayrıca bu toplam netlerinin hangi yıla göre nereyi tutturuyor? Yani ihtimaldir bu tabi. Ben demin dedim ya. Biz şimdi haftaya nasıl bir hazırlıkla geleceksiniz? İsmail, hocam? Haftaya ben bir geleceğin mesleklerini, daha doğrusu siz diplomanızı nasıl geleceğin mesleğine döndürürsünüz? Artı sıralamalara biraz bakacağız. Netlerinizi bize bildireceksiniz. Şu anda ekrana geldi Ankara Bilim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi hocam. Ato Kongrezyum'da sevgili gençler, aileler, ücretsiz bir sosyal sorumluluk projesi. Orada inanılmaz bir buluşma yaşayacağız ve tarihin en büyük, en kalabalık buluşması olacağını da ben öngörüyorum. Orada sadece tercihler konuşulacak, meslekler tanıtılacak. Sevgili Süleyman hocamın her sabah müthiş bir seminer olacak. Orada yine lisanslı ÖSYM verilerinin 2021 ve önceki yılların verilerinden yararlanarak ben de sizlere bir tercih analiz tablosu yapıyor olacağım. Biz aslında orada ne yapıyoruz hocam? Tamamen öğrencilere yönelik bir gelecek tasarımı yapıyoruz. Zaten İsmail, orada görecekler. Bana falanca ile görüştüm şöyle dedi dediklerini ben normalde şeyi okuyorum. Bakın geçen senelerde yapılan ne gibi hatalar var, onları gördüklerinde zaten bize danışmadan asla tercihinizi teslim etmeyin. Bakın tekrar ediyorum. Ankara'da Ato Kongrezyum Salonu'nda oraya metro ile geliniyor mu İsmail? Hocam metro da var, toplu ulaşım var. Metro istasyonu çok mu yakın oraya? Yakın yakın hemen. Bir AVM'nin tam karşısında hemen Eskişehir yolunda. Ha, o meşhur bir AVM. Şimdi ismini veremiyoruz herhalde. Yani bu ulaşımı da kolay, otoparkı da vardır. Arabayla gelenler için. Otopark sorunu yok, hiçbir problem yok. Mutlaka bizden yararlanın. Türkiye'nin her yerinden gelin ve mutlaka bize de uğrayın. Ve orada tercihlerinize yardımcı olacağız. İsmail, bütün mesele şu. Hangi bölümü bitirirseniz diplomanızı nasıl siyah kuğu yaparsınız? Siz aldığınız bu sıralamayı en iyi şekilde nasıl değerlendirerek sizden yüksek puanlıların önüne geçebilirsiniz? Onun için sadece iki şey gerekli yalnız. O yazdı, başka yeri kazandı, sıra sende. Bu çok önemli. Sen yazdın, senden yüksek puanlı yazmadı, yine sıra sende. Yani o senaryoyu çok iyi kullandığınız zaman. Bir de riskli tercih nedir, onu konuşacağız. Bu çok önemli. Zaten oradan tablo olarak burada da konuşacağız. Görecekler diyorum. Evet, o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Bugün Babalar Günü'ydü efendim. Bütün babaların Babalar Günü canı gönülden kutluyoruz. Ebediyete intikal etmiş bütün yine babalarımızın da rahmetle anıyoruz onları. Daha nice böyle sağlıklı, huzurlu Babalar Günü, Anneler Günü kutlayalım ama bugünkü YKS'de inşallah ülkemizin evlatları, aydınlık yarınları da babalarına Babalar Günü hediyesini bugünkü sınavlar sonucunda vermiş olsunlar diyorum. Ne dersin Süleyman Hocam? Evet, babalar büyük emek verdi annelerle birlikte. Ruhu şad olsun. Tabii. Sevgili babanızı da buradan rahmetle anmış olalım. Amin, amin. İşte çocuklar ne yaparsa yapsın onlar zaten başarılı da olsa, başarısız da olsa çocuklar bunları seviyor, anne babayı zaten. Evet sevgili öğrenciler, bu sene 3.234.409 kişi sınava girdi. TYT'de. AYT'ye başvuran 2.056.512 kişi. 12. sınıflar 923.037 kişi. Mezun başvuru sayısı
1556.730 kişi. Üniversitede kayıtlı olup da başvuru yapan sayısı yaklaşık 400 bin kişi. Korkunç bir rakam bu. Üniversiteyi bitirmiş kişi yaklaşık 300 bin kişi. Ve kaydı silinen ve başvuru yapan sayısı 80 bin kişi ki bu yaklaşık 800 bin kişiye denk düşüyor. Ayağınızı denk alın, tercih hatası yapmayın, yıllarla ödersiniz. Evet, hayırlı uğurlu olsun YKS 2022, ama bizler hem Ülke TV'de Genç Vizyon'dayız hem de 20 Temmuz'da Ato Kongrezyum'da Ankara'da tercih buluşmasında sizlerleyiz efendim. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.